Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size Inkscape'te yol boyunca desen efektini kullanarak bu şekilleri nasıl çizebilirsiniz onu göstereceğim. Bir oval çizerek başlıyorum. Yol sekmesinden nesneden yola deyip şu iki tane noktayı seçip şöyle iki defa tıklıyorum ve böyle sivri bir görünüm elde ediyorum. Bunun bir kopyasını alayım. Daha sonra yine kullanacağım. Şimdi bir de şöyle daire çiziyorum. Ctrl Shift ile dairemi çizdim. Bu şekli kopyalıyorum. Sonra bunu seçip Yol sekmesinden yol efektini tıklayıp buradaki yol boyunca desen bunu tıklıyor. Burada clipboarddan kopyala seçeneği var. Onu tıklıyorum. Bu efekt her seferinde tek gerilmiş olarak geliyor. Bu seçenek onu tekrar olarak çeviriyorum. Böyle bir görünüm alıyor. Bunlar ikisi birbirine bağlı olduğu için şimdi şu ilk çizdiğim bu şekli şöyle küçülteceğim. Onda da değişiklik oluyor bakın. Biraz daha ve biraz daha küçülteceğim. Hatta yönünü de şöyle değiştiriyorum. Arada şöyle boşluk kaldığında bunu tıklayıp buradaki şu boşluk alanına tıklarsanız şöyle gerekli düzenlemeyi yapabiliyorsunuz. Şimdi diğer şekilleri göstereyim. Bunun yine kopyasını alıyorum. Kenarını çizgi vereceğim yalnız önce biraz küçülteyim. İç rengini alıyorum, kenar çizgisi veriyorum shiftle. Çizgi kalınlığımıza bakalım, 5 pikselmiş. Bunu bir 3 piksel yaparsam daha iyi. Şimdi bunun bir kez daha tıklayıp şu ortadaki artıyı kontrol shiftle şöyle buraya doğru çekiyorum. Bunu kopyalıyorum şöyle kontrol tuşuna basılı bir şekilde bunu böyle çeviriyorum. Tekrar kopya alıyorum. Kontrol tuşuna basılı çeviriyorum. Tekrar kopya alıyorum ve kontrol tuşuna basılı böyle döndürüyorum. Sonra hepsini bir seçiyorum. Bir kopyasını da alıp bir daha tıklıyorum. Kontrol tuşuna basılı bir şekilde yine şöyle çeviriyorum. Hepsini bir seçtim. Kontürden yola diyorum ve birleşim diyorum. Birden fazla şekilden oluşan bir desen çiziyorsanız bunu birleştirmeniz gerekiyor. Birleştirmediğiniz takdirde o efekti uygulayamıyor. Şimdi bir daha daire çizmeme gerek yok. Şunu kopyalıyorum. Şöyle yol efektini açacağım. Bundaki bu efekti şöyle siliyorum. Bunu kopyalayıp geliyorum buraya. Yine buna aynı yol boyunca desen efektini veriyorum. Clipboard'tan kopyala dedim. Tekrar et diyorum. tabi şu anda bakın çok büyük. Çünkü çiçek çok büyük. Bunu şöyle biraz alayım da küçülteyim. Biraz daha küçülteyim. Bir de diğer üçüncü desenimizi çizelim. Bunun kopyasını alıyorum. Farklı bir renk vereyim. Şöyle Ctrl Shift ile hafifçe aşağıya indirdim. Her ikisini birden seçtim ve fark diyorum. Bunun bir kopyasını daha alıp Ctrl Shift aşağıya sürüklüyorum. Yine Ctrl Shift ile küçültüp, Ctrl Shift ile yine şöyle yukarıya kaldırıyorum. Bunu birleştiriyorum. Şimdi yine bir dairemizi buradan alalım. Pardon. Bunu kopyalıyorum yine. Efekti verdim tekrar diyorum. Yine desenin büyük. Küçültelim. Biraz daha. Bunun daireyi şöyle büyütürseniz bakın desen tam tersi yönde desen de küçülüyor. Yine burada boşluğu birazcık ayarlayayım. Evet. Şöyle. Inkscape'te verdiğiniz bu deseni bu ilk yaptığınız desenden ayırmak istiyorsanız yol sekmesinden nesneden yola diyeceksiniz. Bunu dediğiniz anda burada uyguladığımız yol boyunca desen efektinden bunu koparmış oluyoruz ve daha sonra ben bunu farklı renklere böyle istediğim gibi çevirebiliyorum. Inkscape'de yol boyunca desen efektini kullanarak böyle herhangi bir deseni istediğiniz bir şeklin etrafına uygulayıp güzel görüntüler elde edebiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.